Rotanın ilk kısmı bu. Anlaşmada 3 liman telaffuz edildi. Hatırlayalım. Çernomorsk, Odessa, Yuzni. Buradan çıkacak tahıl yüklü gemiler İstanbul'a gelecek. Ama şu an yoldaki geminin nihai durağı İstanbul değil. Yola çıktı dedik. İstikameti Lübnan. Ama... İstanbul'a gelecek, burada bir duracak. Neden? Çünkü geminin kontrol edileceği müşterek koordinasyon merkezi İstanbul'da kuruldu. Bu geminin de bundan sonra yola çıkacak tahıl yüklü bütün gemilerin de kontrolü burada olacak. Trafik bu merkezden kontrol edilecek. Merkezde Rus ve Ukraynalı görevlilerin yanı sıra Türk yetkililer ve Birleşmiş Milletler yetkilileri de var. Gelin bir bakalım ne olacak, nasıl bir süreç işleyecek bu gemiler için? Tahıl yüklü ilk gemi Ukrayna'nın Odessa limanından hareket etti. Tüm dünyanın gözü bu gemide. Beş buçuk ay sonra ilk kez Ukrayna'dan tahıl yüklü gemi yola çıktı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna işgali sonrası Ukrayna limanlarında bulunan milyonlarca ton tahılın sevkiyatı mümkün olmamıştı. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarıyla küresel gıda krizinin önüne geçmek için atılan adım ilk meyvesini verdi. Odessa'daki limandan yola çıkan ilk gemi Razonia oldu. Geminin varış noktası Lübnan. 22 Temmuz'da Dolmabahçe'de imzalanan mutabakat sonrası önce İstanbul'a uğramak zorunda. Tahıl yüklü kuru yük gemisi İstanbul'da bir limana girmeyecek. Denetimler demirleyeceği yerde denizde yapılacak. Bu gemi İstanbul Boğazı'na ulaştığında Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından kontrol edilecek. Ardından da yükünü indireceği limana doğru yolculuğunu sürdürecek. Denetimleri Dolma Bahçe anlaşıldığı gibi müşterek koordinasyon merkezi üstlenecek. Uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde denetim yapılacak. Rus ve Ukraynalı taraflar Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkilileri eşliğinde kılavuz botlarla Sierra Leone bandralı gemiye ulaşacak. 26 yaşında ve yaklaşık 187 metre uzunluğundaki gemide yalnızca tahıl taşındığından emin olunacak. Güvenlik kaynakları bu sırada geminin etrafına teknelerin yanaşmasına izin verilmeyeceğini belirtiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı da bunun için gerekli önlemleri alacak.